Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı. Hoş geldiniz. Bugün sizden Instagram'da basit reklam verme nasıl yapılır? Bunu göreceğiz. Instagram basit reklam vermede 3 seçeneğimiz var. Birincisi daha fazla profil ziyareti, yani takipçi artırmanıza yardımcı olur. İkincisi daha fazla internet sitesi ziyareti. Üçüncüsü de daha fazla mesaj alma reklamı diyebiliriz. Bunlara biz bugün daha fazla profil ziyareti reklamı çıkacağız ve sayfamızda sayfamıza takipçi artırımını sağlamaya çalışacağız. Benim şu an yaptığım işlemlerin aynısını cep telefonu üzerinden Instagram uygulamasından da yapabilirsiniz. Ben Meta'ya girdim. Meta Business'a. Dediğim gibi aynı şeyleri uygulamadan da yapabilirsiniz. Öne çıkarmak istediğiniz bir gönderiyi seçin. Şu an telefon için konuşuyorum. Ben de buradan girişimi sağlayayım. Reklam oluştur diyorum. Bilgisayar üzerinden bu şekilde, diğer türlü uygulama üzerinden de gönderiyi öne çıkar diyorum. Burada bir Instagram gönderisini veya Reels videosunu öne çıkar seçeneği mevcut. Instagram için yapacağız. İstediğiniz herhangi bir gönderiyi öne çıkarabilirsiniz. Benim tercihim genelde açıklama kısmı iyi olan, görseli iyi olan ve yani o gönderi reklama çıkardığınız zaman takipçi gelmesi yüksek olanak sağlayan bir gönderiyi çıkarmanız. Daha sonrasında gönderiyi öne çıkar diyoruz. Ve bakın, dediğim gibi 3 tane seçenek var. Biz takipçi istediğimiz için profil ziyaretlerini artırın reklamı seçiyoruz. Ve ben şu Advanced Creative'i kapatıyorum. Zaten telefonda bu mevcut değil. Düğme adı Instagram profiline git. Bu yine telefonda mevcut değil ama direkt olarak zaten Instagram profiline yönlendiriyor. Daha sonrasında telefonda da aynı şekilde çıkacak. Hedef kitle seçimi yapın diyor. Kesinlikle yeni bir hedef kitle seçimi oluşturmanız gerekmekte. Diyelim ki siz bir ürün satıyorsunuz. Ayakkabı diyebiliriz. Buna ayakkabı 18 30 diyorum. 18 ile 30 yaş arası. Unisex ayakkabı. Buradan yaş aralığını da 30'a düşürüyorum. Hedef kitlemi daha doğru bir şekilde takipçi artırmak için. Buradan Türkiye'yi seçiyorum. Aynı şekilde telefonda da seçebilirsiniz. Detaylı hedeflemeyi de mutlaka yapın. Eğer doğru takipçilere ulaşmak istiyorsanız ayakkabı. Ben spor ayakkabı da satıyorum diyelim. O yüzden spor ayakkabıyı da seçiyorum. Ayakkabı bakıyorum, yüksek topuklu ayakkabı. Şimdi biz 18-30 yaş arası insanları seçtik ve iki cinsiyette seçtik. O yüzden detaylı hedeflemede daha ikisine de hitap edecek şekilde ben ilgi alanları seçiyorum. Ayakkabı diyorum. Converse. Bunları seçti dedim. Bu benim için yeterli. Daha sonrasında hedef kitleyi kaydet diyorum. Hedef kitlemi kaydettim. Ve reklam vermek için başlangıçta bitiş tarihi vermem gerek. Mutlaka reklamınız bir hafta oynasın. Çünkü siz bunu eğer 2 gün yaparsanız hiçbir işinize yaramaz. Baktınız, gördüğünüz gibi sadece 21 tıklama olur. Ya 21.62 diyor ama en düşüğünü kabul edin siz. Ben mesela diyorum ki 10 günlük reklam olsun. Şu an bunu değiştirmedi ama ben 10 günlük diyorum. Aynısı telefon üzerinde de şu kısımda telefon olduğunu düşünün. Şöyle tahmini erişim çıkacaktır. Burada da kendinize göre bütçe ayarlayabilirsiniz. Ben diyorum ki günde 30 olsun.
ya da günde 50 olsun. Günde tahmini 2000 ile 5000 kişi arasına ulaşacak. Hadi biz en düşüğünü alalım. 2000. 10 günün sonunda 2000 ile çarptığınızda o kadar kişiye ulaşmış olacaksınız ve ulaştığınız kişilerden ben en düşük olarak tutayım. Diyelim ki 10 gün 20.000 kişiden mutlaka 2000 kişisi sizi takip edecektir. Yani ben öyle düşünmekteyim. Şu an zaten size basit bir reklam verme tüyosu veriyorum. Hani bu şekilde bir profesyonel reklam vermek istiyorsanız kesinlikle bunu tercih etmeyin. Sadece ilk adımda basit bir şekilde reklam oluşturmak istiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Bu şekilde daha fazla takipçi kazanabilirsiniz ve gönderi şimdi öne çıkar diyerek basit bir adımla daha fazla takipçiye ulaşmak için reklamınız çıkmış olacak ve bir günde yani 24 saat içerisinde onaylanmakta. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda kusura bakmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.